Şu an bir problem yok mu? Aa, oyuna. What? Abi ne alaka ya? Yok, oyun saçma sapan bir optimizasyon problemi, biliyor musun? Çünkü bak arkadaşlar, şeyde oyun bilgisayarda sıfır kasıyor. Oyun bu arada inanılmaz gerçekçi ya. Görüşle alakası yok. FPS 3'e düştü. Görüntü. Nerede gelişmiş? Bu mu? Okay. Bununla falan alakası yok, onu anladık yani. Çoklu CPU kullanımı falan filan bir şeyler. O 24 sabit mi? Budur abi, bitmiştir. Bitmiştir. GG. Evet. Oldu bu sefer. Şeyde. Bir dakika, nerede? Şunu 30 yapabilirim artık. Okey, hallettik. Yo, oyun ayarlarını boşa düşürmüyorum. Gayet güzel oldu. İnternetle alakalı bir problem yok ya. Şu an düzeldi. Ne oldu? Okey, ben buradan sol devam ediyorum dümdüz. Şu an FPS tamam ya, hallettik. Buradan bir yol var gibi. Bazen geceleri yakından geçen bir tankerin ya da troll teknesinin, troll teknesi mi lan? Şunu görebilirsiniz. Kayalığın üstünden sıradan gözüküyor ama aşağıda belirtili ya da sağa ortasına gidiyor. Mesela onların dalgaların üstünden mi yoksa altından mı olduğunu kolay söyleyeyim. There's nothing better to do here than indulge in contradictions. Sıradan ulaştı sanki. Neden hepsi birden oldu? Burada hayatın yapılması çözmesi. Ya of! Buradan devam ediyoruz. Bu ne lan? Yerde bir tane işaret var. Burada ne var? 9. Hoş geldin. Şimdi kasacak ama bak, 3 tane tatlılığa şey olmayacak. Dümdüz gitmişti. FPS yine bir. Ama FPS gittiği için takılıyor kamerada. Bak, şu an takılmıyor değil mi? Aynen takılmıyor. Bu şeyle alakalı ya. Ciddi ciddi oyunun şu şey ayarları, görüntü ayarlarıyla alakalı. Dikey eşitleme falan nedir abi? Eş yönsüz süzme. Üç doğrusal. Yok. Keskinliği yumuşatma abi. Bak dedim, kamera Max bir tatlı insan. Geldiniz yine. Takıldı. Shader düşük abi. Verdiğinden değildir ki ya. Tamam.
Hani 3 oluyor mu? Yere baksa. Yere bakarak gideceğim. 24 oldu. I have found the ship's manifest, crumpled on the stash of paint cans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Neyin gemisi abi bu? Biz nasıl bir adadayız? Niye adadayız falan? Böyle şeyler var. Ya oyunda şey yok bir tanem, puzzle, işte karmaşa, şey falan yok. Evet, dümdüz yürüyorsun, tek yol var oyunda. Böyle karışma, kaybolma bilmem ne yok derken biz yine de kaybolmayı başardık abi. Fibonacci dizisine benziyor biraz, ciddi misin ya? Fibonacci dizisi değil gibi. Fibonacci bir matematikçi. Fibonacci dizisi de bir matematik dizisidir. Buradan gidemiyor mu yüzeye? Nereye gideceğiz arkadaşlar? Boğuldum. Oha! Oha çok iyi. Çorumla bura. Şimdi comeback dediğine göre bak olay şu. Büyük ihtimalle bak ben sana söyleyeyim. Biz ya kaybolduk ya ölüyüz ya da anlatan adam ölü. Niye? Ya da kayıp. Hep Dear Esther diye anlatıyor bize. Ya bizden ya uzak ya yani anlıyor musun? Mektup yazar gibi. Hikayeyi anlatıyor. Issız adaya düşmüş de olabilir işte. Onu bilmiyorum. Come back dedi. Buraya gel dedi. Ne abi bu Fibonacci değil. Hani puzzle yoktu? Var mı arkadaşlar? Var mı fikri olan? Var mı fikri olan? Aa bugün doğum günüm kutlar mısın please? Hayır. Şaka şaka. İyi ki doğdun. Arkadaşlar nereden gideceğiz? Buradan come back please dediğine göre. Boğulduğun içinde mi? Evet oradan gitmemen gerekiyor diyor. Yani. Hayır. Çıkmadı işte o aradan bir yere. Amaç sal yapıp adadan gitmek. Sağa döndü suya girmeden. Okey sağa döndüm. Buradan acaba tırmanma mı var? Şöyle yapıp daha dikkatli bakabiliyorsun. Var mı arkadaşlar? Dağlarda 666 yazıyor GG. Ha. Şimdilik. Suya girme, yüzemiyorsun bu bir. Güzel. Taşlardan seke seke geçeceğiz. Hayır. İşareti kaçırdın duvarda. Ha, duvarda işaret mi vardı? Şu oyunda da takıldım. Aynen abi, ben noob yani direkt. Hangi duvarda ne işareti var ya? Dön geri, tamam dönüyorum, okey. Dağda ne işareti var? Adam dümdüz gidemiyor abi. Ya söyler misiniz arkadaşlar? Tamam okey. Dikkatli bakayım. Hı? Aha! Çekirgeler zıplıyor. Çekirge ne arar ya?
Biz bu bölümde 5 dakika kalırız. Fark etmez. Abi Ferit'i çağır burayı geçsin. Jeton gidiyor bak. Çok iyiymiş. Deneyelim. Aralıkta işaret varmış. Tamam, aralık var. Tamam, aralığa gidiyorum, işaret. Bir yanaşsana birazcık. Şurada işaret var bak. Tık, işaret. Evet, aralık işaret gördüm. Diyor buradan buraya uç. Ne abi bu? Lütfen benimle. Geldiğin yoldan geriden dağdan bayırdan gideceksin. Burada zaman harcama. Okey. Şu an oyum. Tekne var orada abi. Ya keklemeyin abi ya. Büyük taşta Allah yazıyor. Bak şimdi dağ işareti gördüm abi. Tamam. Hop, bakıyorum. Oo işaret. Geldiğin yoldan dön. Bayıra gideceksin. Okey. Abi oyunun amacı yürümek ve düz gitmek ve bu oyunda takıldım yani. Tamam, geldiğin yoldan gideceğim. Tamam, comeback dedi, oraya gönderdi, oradan düz devam edeceğim. Buradan bayır mayır gideceğiz artık. Abi geri dönecek misin polis bıçağı? Tamam, geri döndüm işte. Daha da geri. Tamam, daha geri dönüyorum şu an. Abi komple geri döner misin please please? Tamam, döndüm. İşaretleri gördüm abi bu arada. Orada yol var dedin ama dönmedin. Okey. Şurası işte o zaman. Dur bir dakika. Şeyi düzelttik mi? Nedir onun adı? Lan chat'i şey yaptım, saklım dur. Abi yürümekse amaç, Daisy de oynayabilirsin. Daisy koşmaca abi, yürümece değil. Lütfen haddimizi bilelim. Neymiş? Gemiden yoğurtlar dökülmüş. Ekşi yoğurtlar, martılar onları yiyormuş. Abi yani bu oyuna, bu oyunu bu kadar öven insanları gerçekten... Sonu güzelmiş, özledim. Ama yani sonun içinde böyle yürüyecek miyim? Tamam, gidiyoruz doğru. Bak. Işığa doğru git. Yaşlı insanlar gibi. Işık gördün gideceksin. Bu. Değil mi? Amacım... Aha. Dağ bu coğrafyanın odak noktası. And the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders. Did it first break surface then? Anladın? Araba kazası geçirmiş. Şiz. Bundan mı çıkarttın? Evet. Bak ne diyor? Emniyet kemerlerimizin göğsümüze ve omuzlarımıza otoyol şeridinin kestiği zaman mı ortaya çıktı? Anladın? Yani diyor ki bir patlama oldu. Bir... İki, araba kazası oldu. Bu dağ motifleri bilmem ne anlatıyor ama bunlar, bu dağ buraya ne zaman geldi onu bilmiyoruz. Tamam, okey. Oyun çok iyi. Tamam, okey. Lan sapsaksısı. Okey arkadaşlar, anladık. Anladık, tamam. When someone had died or was dying, or so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this. Keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Hmm.
Arkadaşlar. Paralel dedi FETÖ. Arkadaşlar olay garip. Olay enteresan. Krank Bey savaşta yok musunuz yine? Şu an ben garip seslerle savaşıyorum arkadaşım. Maalesef. Şu an kliflerden ilerliyoruz. Buradan aşağı düşebiliyor muyum? Denemeyeyim değil mi? Hayır, hayır. Deneyeyim mi? Hayır. Niye? Ya deneme niye? Aşağı bakayım. Hayır, oradan zor geldi. Hooo. Orası o aralık işte. Hooo. Ha, buradan çıkacaksın yukarı. Ha, burası orası. Tamam, okey. Bende de yükseklik korkusu vardır. Hayatta bakamam bu arada. Abi keşke okurken yürümek bilsen. I quote directly. A motley lot with little to recommend them. Her cümerç bir ahali az bir nasihat. Onlarla 3 gün yaşadım, teveccüh ederim ki onların arasında tevellüt etmemiş birisi için kafiydi. Ne diyorsun kardeş, İngilizcesini okusaydı keşke. Indeed in this case the very gravity of that term forsaken by God seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly too found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Donnelly kim abi? Donnelly bizden önce yaşamış bir adam. Öyle adam herhalde. Donnelly ismi, kadın ismi gibi gelmiyor. Bizden önce burada olmuş birisi. Ya öldü ya kurtuldu bir şekilde, gitti, adı da yok artık. Evet ama bize bunu... Dear Esther, I met Paul. Paul kim lan? I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Hayatın tüm makul sırlarını çoktan geçmişti. Yani bir dakika, Paul'u tanıyoruz, Donnelly'yi tanıyoruz, biz varız. Enteresan ya, Osmanlıca şart gerçekten. Abi İngilizce'de Osmanlıca beyitten alınmış bir yazıydı. This hermit, this seer, this distant historian of bones and old bread, where did he vanish to? Why, asked the farmers, why, asked Jacobson, why bother? Neden diye sordu Jacobson. Bir de Jacobson çıktı başımıza. Sırf kollarını tepeye açıp arkandan kapanmasına izin verecek. Herkese kapalı ama sadece en özverili açık bir müze olan adanın karnına kendini kapatacaksan. Haydi. Ben daha hızlı okumam lazım. Şimdi bak. Aha bir dakika. Şimdi bak. Keşiş var. Donnelly var. Donnelly keşiş. Paul var. Paul'la kahve içti bu adam. Kocamız herhalde ya da bir şeyimiz, eşimiz, akrabamız, kardeşimiz, abimiz, babamız. Onlardan birisi. Paul da bununla kahve içiyor. Neyse devam edelim. Hadi go. Anlamaya çalışacak kafayı yiyeceğim. Konya bu yolu burası. Konya yolu. Hop. Hop. Alo. Hop. Hop. Bu şekilleri bir anlam verelim mi? Tamam. Balgam. Kelebek mi? Bu kelebek mi? Gülüyor. Bu SpongeBob. SpongeBob hayaleti. Balgam. Buna yorum yapmak istemiyorum. Bunun ne olduğunu herkes anladı bence. Neyse. DNA mı? Yani illa saçma şeylere mi benzeteyim? Hayır, DNA. DNA'dan daha saçma ne olabilir? Diyor ki DNA diye, DNA'dan. DNA'dan daha saçma ne olabilir? Buna bir nasıl benzetti şimdi? Neyse, DNA okey. Bu da ağaç. Işte ağaç. Ya. Bu ağaç. Yapabileceğim bir şey yok ya. FPS yine bir. Okey arkadaşlar, FPS bire bir şey yapamıyorum maalesef ya. İnanın bilgisayarı geliştirmem lazım, onu anladık.
Müzik girdiğine göre şimdi şey. Anlayınca ki halini bayağı beğendiler. Ama benziyordu, ne yapayım? Bak ışığa doğru gidiyoruz. Müzik girdik. Aa, su ne güzel ya. Evler çizimlere, grafiklere falan bayağı kasmışlar. Hikayeyi de kasmışlar da bizim makineyi düşünmemişler. Ya bu arada inanın hiç kasmıyor ya. Doku filtrelemeyi kapatmadın herhalde, öyle hatırlıyorum. Dur bakayım. Dur şuradan bir şey yapayım ben. Ya iyice çıktım bu arada kameradan. Ayarlar, görüntü, gelişmiş. Ne? Doku. Ha, doku detayı. Ya hepsini düşük yapayım ya. Ha, devir, düşük. Tamam abi, devam. Oyuna devam et. Oo. Abi canavar gibi oldu oyun ya. Su da hala su yani. Değil mi? He still maintains he wasn't drunk. Yorgun ama sarhoş değil ve hayatta. Muhakemeyi veya ayırımı artık yapamıyorum. Buraya geldiğimde sarhoştum ve yorgundum. Karanlık tepe yolundan çıktım ve troll teknesinin durduğu yerin yanına kamp kurdum. Arakayı gördüğümde daha şafak baktı ve orada geçici bir mesken tutmaya karar verdim. Anten ve verginin daha da hava kötü şartlarına dayanıklı bir sıkıda saklanacağını sanırım. Buradaki tüm diğer yapılar gibi kendine has bir büyük havası var. Erozyon buradan tamamen kaçınmış. Nerede gördün? Nerede? Şunun yanına geldi. Bu arada ışık yolu şurası. Şuradan çıkmaya çalışacağım. Ama burada da garip garip sunaklar var. Bir şey daha var. Peri bacası var. Bak bir işaret var yine. İşaretler. Ya bunlar... öldüler de trafik kazası mı oldu da buraya geldiler, uçtular, melek mi oldular, ölünce buraya mı geliniyor, anlamadım. Tekne ne alaka? Buradan gidilmiyor bence. Gidilir mi buradan? Çekmiş ama belki de o. Yok. Şuradan düz gitmeyi deneyeceğim. Abi lütfen burada kanserden yol kolumu kesmek üzereyim. Kaç saatte yazıyorum. Görmemezden mi geliyorsun bilmiyorum ama oyunun kısa öz olarak anlatacaksak amacı kocaman antene gitmek. Frankis seni seviyorum kalp. Okey tamam, zaten şeye gidiyorum. Bu chapter'ın olayı ışık dedim ya arkadaşlar, her yaşlı insan gibi. Işığı gördün gideceksin abi, bu kadar basit, ışığa gideceksin yani. İşaret kimyasal bir bileşik ama hangisi bilmiyorum. Ciddi misiniz ya? Bir insan bu kadar güzel oynayabilir. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizdekinin en iyisini. Burada yine müzik girdi. Misafir çocuğu Sinem abla OP. Ne yapayım ama? Al. Ne yapayım? Oldu mu? Artık sen misafir çocuğusun. Hayır, tamam mı? Hayır, ben misafir çocuğu değilim. İzliyorum yani. Senin gibi böyle takılmıyorum. Ben de izliyorum. Ne yapayım? Bak gördün mü? Beğendin mi yaptığını? Ben bir şey yapmadım. Sen yaptın. Sen oynuyorsun o zaman bundan sonra. Ben sadece okuyup yorum yapacağım. Nasılmış ki? Bak sen burada da misafir çocuksun. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear view mirror, I have as yet been unable to pull ashore.
Oha. Ya anlamadım şimdi şey, İngiltere'de bunlar iki yol arasında büyük ihtimalle bir yerde kaza yaptılar. Herif aklını falan yitirdi herhalde ve kadına mektup yazıyor sürekli. Ve bir şekilde de bir şey arıyor mu bulamıyor. Bir şey arıyor mu bulamıyor yani. Peki biz bulabilecek miyiz bu oyunu, öyle bir oyunu? Neyi bulabilecek? Tamam zaten şey yok ki. Oyun hikaye anlatıyor yani. Bak, orada gemiler mi var? Troll teknesi falan orada değil mi? Tamam ama amacımız bizim şeymiş. Kırmızı ışığa gitmek. O yüzden kırmızı ışık arkada kaldı. Ama bilmiyorum, gidişimiz yok. Düz git, düz git. Devam. Abi oyun sonunda paladin olduğumuzu anlıyoruz. Duvara Allah yazıyoruz, oyun bitiyor. Niye aşağı iniyorsun? Soldan gitsin. Doğru. Patika var. Tamam. Krank oynamayınca sinema ablasını denip elinden aldık. Güzelmiş. Oyunun amacı düşme. Güzelmiş. Botanan abi çok yavaş oynuyormuş, yaşasın sinemada. Ya yapmayın ya. Ben düşünmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir de bende FPS problemi vardı ya. Yürü 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 yürü. Ya sen yürüyor muydun da bana yürüyordun? Müzik olduğuna göre bir şey var. Aksiyon var. Krank masanın üstüne çık, dans et. Oldu canım. It's only at night that this place makes any sluggish effort in life. You can see the boy and the aerial. I've been taking to sleeping through the day in an attempt to resurrect myself. I can feel the last days drawing upon me. There's little point now in continuation. There must be something new to find here. Some nook or some cranny that offers a perspective worth clinging to. I've burnt my bridges. I've sunk my boats and watched them go to water. Aslında umudumu kaybettim demek istiyor. O mecaz. Karadeniz'de gemilerin mi battı gibi bir deyiş yani. Bütün ümidini kaybetmiş artık. Bir şeyi arıyor adada, bulamıyor bu adam ve artık bütün ümidini kaybediyor. Bakalım ne bunlar? Müdahale etme bu opro. Sinan Büyüklük'ten. Ya bırakın ya. Göreceğiz CS'de. Ya. Ha? CSGO'da göreceğiz ya da CSGO'da. Sinan abla uzman oyuncu. İyi mi teknoloji? Krank yansa da ben alsam modunda gibi. Ya gece ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ağzımıza kuyruk sokma, cam oynuyorsun. Gel kızım gel. Dur. Git git Fener'e doğru git. Fener değilmiş, antenmiş o. Bunu mu çeken lazım? Lan bırak kızı. Bırak karımı. Yürüme simülasyonu. I had kidney stones and you visited me in the hospital. Beni hastaneye after the operation. When I was still half cerrahi müdahaleden sonra anestezden dolayı hala yarı uyuşmuş haldeyken aklım ve bulanıklaştı. Now my stones have grown into an eye. Yadaya dönüştü ve açtı. And you have been rendered opaque by the car of a drunk. Sarhoşun arabasıyla mat hale. Sen de bir sarhoşun arabasıyla mat hale geldin. Hayır, bence bulanıklaştıktan sonra buradan arkadan geldik, düz gideceğiz. Kedi de geldi, aile boyu oyun oynuyor. Kediler bizle oyun oynuyor, doğru da. Böbrek taşı varsa su içsin abi, dolaşmasın, çok iyiymiş. Şimdi şöyle, hastanede ziyarete gittiğimizi söylüyor. Aa, enteresan ya, ben hala birleştiremedim ya. Abi hikaye çözmüş gibisin kaptan, çok iyiymiş ya. Işıklarda. Aha bak, bu evi değil mi? Anlatıyor ya sürekli antenin dibine. Ha, antenin dibine kurduğu ev burası mı? Aha.
I've begun my ascent on the windless slope of the western side. The setting sun was an inflamed eye squeezing shut against the light shone in by the doctors. My neck is aching through constantly craning my head up to track the light of the aerial. I must look downwards, follow the path under the island to a new beginning. Ya ben okuyamadım ya. Böbrek taşı varsa sırtım düzelir. Abi sıçtın ama ikine ya. Yazdın bildiğin oyunun sonunu. Ben şimdi senin yazdığın doğru mu bilmiyorum ama eğer öyleyse kızacağım şimdi. Bildiğin spoiler verdi. The Buffy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jacobson, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Bir dakika, Beleze beyaz çizgiler çizecek birisi de yokmuş. Bir dursana burada. Şimdi bak, dönsene şey işaret var, ne işaret var? Ahtapot. Bu da balgan. Bu da değişik bir balgan. Şimdi bak, bir evin içine baksana. Burada beyaz çizgiler çizmek ne demek ya? Bunun da bir mesajı var herhalde. My heart is landfill. These false dawns waking into the still never light. I sweat for you in the small hours and wrap my blankets into a mass. I've always heard the waves break on these lost shores, always the gulls forgotten. I can lift this bottle to my ear, and all there ever is for me is this Hebridean music. Abi kafayı mı yedi? Büyük ihtimalle şöyle bir şey var bence. Gerçekten bu adam kafayı yedi. Bak bence şöyle, benim tahminim yanlış. Bence biz bu adamın kendisiyiz. Bu Esther'a bir şey yazıyor, kafayı yiyip mektup yazıyor. Şu an hastanede bu adam ve bu hayalleri falan oynuyoruz biz, bu hayalleri görüyor. Aslında bu bence şey, herif şu an kaza geçirdi, hastanede falan yatıyor. Ya da öldü. Başa dönme diye bir şey yok lan böyle. Evet yok oyunda. Devam et. Devam et. Tamam buradan gitme o zaman. Dön. Ya oyunda yanlış yapmak diye bir şey yok. Onu unutma. Ha? Direkt Türk filmine bağladık lan. Aslında her şey rüyaymış. Çok iyi ya. Ev burada. Buradan zaten bir bakalım. Buradan gidiş var. Burası şey evi değil mi? Gezdiğimiz ev. Aa mezar var burada. Garip bir ses geldi değil mi? Devam et buradan. Bak sol taraftan gidiş varsın. Böyle çıkışlar. Devam et bence aynı yolda. Ya of şu kedi ne kadar rahatsız ediyor ya. Arkadaşlar yani bu oyunu oynarken niye Kingdom sorusu soruyorsunuz onu anlayamıyorum yani. Hani bir oyunun atmosferi var. Bir tane sen bize kahve yapsana. Nasıl fikir? Canım çok kahve istedi. Olur mu? Ben oynarım. Oh koltuk şahane. Evet sürekli sen oynuyorsun hiç bana vermiyorsun. Buradan dümdüz gidecektik abi ki.
Gece sizi uyarıyor kaçın diye anlamıyorsunuz. Arkadaşlar ben oyunu çözdüm. Problem yok. In a footnote, the editor comments olarak bu noktada editör şu yorumluyor. Rengi içinden sarhoş bir sürücü gibi geçerken Donald'ı deliriyordu. Many of his claims are unsubstantiated. Ona güvenilmezdi. İddialarının birçoğu ispatsız ve renkli bir resim ise de öğretmenin çoğu yüksek ateşten kaynaklanıyor. Ama ben buradayım ve biliyorum ki Donald gibi bu ortam her zaman yarı hayaliydi. Kayalar, mağaralar ve daha iyi gözlerde bulanıyor ve parıldıyor. Bu odaklanma mı? Korku falan değil arkadaşlar. Bu bir narrative oyun. Yani bir anlatan var bir tane. Ve biz bu anlatanın eşliğinde oyunu yaşıyoruz. Bir şey bilmeden oynuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane adada kayıp yürüyen birisisiniz. Kim olduğumu bile bilmiyorum ben. Kadın mıyım, erkek miyim, çocuk muyum, yaşlı mıyım, ölü müyüm, ruh muyum, inek miyim? Belki keçi simulator yani şu an keçiyiz ve ilerliyoruz. Belki yoğurt kapağıyız yani yuvarlanıyoruz belli değil. Bu arada yoğurt kapağı olabiliriz. They found Jacobson in early spring. Jacobson'ı ilkbaharın başlarında buldular. Buzlar daha yeni eriyordu. 7 aydır ölü olmasına rağmen vücut sinirlerine kadar donmuş ve çürümeye başlamış. Patikanın yarısına kadar çabalayarak bulmuştu. Belki kayıp bir keçi arıyordu, belki de bilincini kaybetmişti ve bir pençe gibi kıvrıldı. Dolunayın tam altında. Hayvanlar bile cesedinden uzak durmuş, anakaradakiler onu eve götürmek için onu getirmek şanssızlık getirir diye düşünmüşler. Donald diyor ki erisin ve çürüsün diye onu mağaraya götürmüşler ama güvenilmez bir tanık. Şimdi Donald'ı bize hikayeyi anlatan keşiş adam. Bu Jacobson isminde bir çobanın da hikayesini anlatıyor. Jacobson burada bu evi yapmış, orada yaşamış. Çok nazik olmayan kaba bir adam. Bir çoban daha doğrusu ve bu dağda bir hastalık kapıyor keçilerden, koyunlardan. Kısa bir süre sonra ölüyor. Fakat buradan kurtulmak için patikadaya inmeye çalışıyor. Buralarda ölüsünü buluyorlar. Fakat eve geri götürmek, yani bu kayıp adadan çıkartmak uğursuzluk getirir diye mağaraya falan koyuyorlar ölüsünü. Bir tane duyuyor musun sen beni? Tamam, çok güzel. Bak bakalım ayaklarım var mı? Çok iyi mantık lan. Ayaklarım yok. Tamam, beyzbol topuyum abi. Beyzbol topuyum. Oyunda her yere bakmayı unutma. Çok easter egg tarzı şeyler var diye hatırlıyorum. Şimdi bak, bu bahsedilen tek şey gemi kalıntıları herhalde. Hop, ne oluyor lan? Ölüyorduk az daha. No. No. Neyse. İşte Dodge. Şey, şu patikadan inerken çoban ölmüş. Ve daha sonra kurtarmaya gelenler de şey yapmışlar. Bunu geri götürmenin uğursuzluk getireceğini düşünüp mağaraya cesedini koymuşlar. Çürümüş, ölmüş bir ceset. Climbing down to the caves, I slipped and fell and injured my leg. I think the femur. Galiba uyluk kemiğimi kırıldı. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves. Winter tides against my shoulder, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Buradan geri gitmiş yani şeyde. Ulan var mı? Yok. Ney? Bak. Ney?
Bu ne ya? Ben buraya girmem ki. Ne var orada? Soldan gidilmiyor mu? Yok abi, gireceğim buraya. Kayıp düştüm dediği bu olabilir. Kayıp düştüm ve şeyimi evet, kırdım. Evet, seni uyardı. Uyluk kemiğini kırdım. Uyluk kemiğimi kırdım. Şu an pembe bir deri çıktı ve orası iltihap kaptı. Oradan Allah'tan medical supply buldum ki. Tamam, şahane. Koşma sesi. Donnelly's addiction is my one true constant. Even though I wake in false dawns and find the landscape changing and flowing inconstantly through my tears, I know his reaching is always upon me. Ne alaka ya? Anladın mı? Oha. Ya şu beyaz şeyler, şey mavi şeyler ne? Ne güzel bir renk bu ya. Garip garip kafalar ha. Buradan gidebilir miyiz kesin? Bunlar cidden DNA falan olmasın bak. Aldı var. Ben de dalga geçtim. Niye düştüm? Kaç 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 kaç. Hayır, o geçmişe ait bir hikayeyi anlattı orada, nereydi? Anlatan, hikayeyi anlatan. Aa bak, buradan. Buradan bir gidiş var, buradan düz gidiş var. Hangisi? Burası mı? Bence burası kesinlikle gitmemiz gereken yer değil ama tabii ki burayı tercih edeceğiz. Oha! Oha! Abi bu oyunu başka bir şey yapsınlar ya. Ben bu oyunu oynamak, buralarda takılmak istiyorum. Gidiyor muyuz bir tane? Atlıyor muyuz? Spoiler yok arkadaşlar, harbiden ya. Şimdi kayıp düştük, okey. Şu an neredeyiz abi, bunlar ne ya? Buradan su gidiyor. Gidelim. Işığa doğru gideceğiz abi işte, her zaman gidiyor. Gümüz yer mi? Var mı değil mi? Gümüz yerden uzaktayız. Aa. Atladığımız yere mi geldik? Yo. Burası başka bir yer. Buradan atlamayacağım ama. Neden? Atmak zorundayım. Ama gidemiyorsun galiba. Biz şuradan mı atladık acaba? Deneyim. Deneyim. Tamam, okey. Deneyim. Oyunun sonunda oyun bitiyor yalnız. Aa. Önemli. İlk gittim buradan. Kran çak. Aha, kan. Kan. Oynamak ister misin bu arada? Cidden ya. Biraz daha yanaşsın. Ya olsun ya, elmadan ne olacak? Kan lekeleri vardı yerde. Dur, bu kan lekelerini bir yanaştırayım mı? Nerede kan lekeleri kayboldu? O kesin kan, biliyor musun? %100 kan. Ne olmasını bekliyorsun bir tane böyle bir mağarada, kıpkırmızı yerde? Söyle, var mı ihtimal?
Kızılderililer gelmiş olabilir. Peki Kızılderililer ne yapacak? Salça mı döktüler yere? Yemek yapıyorlardı ve yere salça döktüler. Ondan sonra hayır. Yani, duman da ateş. Yerdeki boyayı alıp yüzlerine sürdüler. Ne? Sen de az önce adam mantıklı bir şeyde öldü dedin. Savunmaya geçme tamam. Kızılderililer yerdeki boyaları aldı ve suratlarına sürdü. Bu oyunda her şeyi beklerim şu an ben. Görecek mi? I am traveling through my own body, following the line of infection from the shattered femur towards the heart. I swallow fistfuls of painkillers to stay lucid. In my delirium, I see the twin lights of the moon and the aerial shining to me through the rocks. Anam, anladın mı olayı? Şu an kendi vücudumuzda damarların içerisindeyiz. Onlar gerçekten, sen DNA dedin, ben dalga geçtim ama cidden onlar DNA olabilir. Vücudumuzun içindeyiz. Damarlardayız. Damardayız. Bak gel, ciddiyim bak. Öyle dedi demin. Öyle dedi, evet. Tamam. Işığa doğru gideceğiz. Neren şimdi benim damar? Bir daha söyledim. Montajlar bölmekte söylüyor. Şuna doğru gidiyor. Git ışığa doğru gidiyor. Abi kahveler gibi durlar kahveler. Ne oldu? Okey. Bir şey var abi ya. Frank'ın kafa cici. Frank orada bir şey anladı, onu da yanlış anladı. Yani bana da yani. Tamam okey. Ben... Sonra ben yerdeki boyası var diyeyim. Özür diliyorum herkese. Kendi içimizde değilmişiz. Göreceğiz. Göreceğiz. Damarda sarkıt ne ararla. Çok iyi. Çok iyi kafa. Abi nereden çıkacağımızı düşünmek istemiyorum. Çok iyiymiş. Bir dakika, sol tarafta yok mu? Şöyle bakalım. Belki konuşma diyelim. Çok iyi ya. Bu arada oyun gerçekten garip ya. Biz her hafta böyle garip oyun mu oynayacağız? Evet, daha haftaya da garipti zaten oyun. Bari şu kadar beyin var, o da gitti ha şu oyunlarda. Kaynadı. CSGO'da öldüreceğim seni hiç ya. Ayrı takımlara girelim mi varsa? Deminki kayalıklar da böbrek. Onu bir... Onu birisi söylemişti sanki değil mi? Sen mi söyledin? Birisi. Buradan mı geldik? Buradan gelmedik. Burası kesin doğru yol söyleyeyim. Kesin baksana saat falan. Burası direkt çıkış. Kendi içine tünel gibi bir yerden girdim. Kulak deliği umarım. Arkadaşlar bacağımız kırıldı. Düştük, kaydık, düştük, bacağımız kırıldı. Ama bak bir yerde şey diyordu. Ya gerçekten kendini tasvir ediyor olabilir ya. Bir yerde şey diyordu çünkü. Aa bak boya kutusu. Sol kliklesene onu. Neymiş? Longer lasting. Ne bu? Ne pain? Boya, boyayla. Tamam, kendi içerisinde değil demek. Kendi içerisinde boyayla bir şey yapmış olamaz herhalde. Bu ne ya? Işığa oraya gidiyoruz. Gideceğiz, aynen ışığa gideceğiz. Bilmiyorum. Gitmiyor bilmiyorum. Mu?
Q'ya bas. Q? Yapıyorum. Alt F4 yapayım mı? Çıkıyor mu o zaman? Hayır. This is a drowned man's face reflected in the moonlit waters. It can only be a dead shepherd who has come to come drive you home. Ne dedi? O seni sadece sarhoş bir şekilde kaçırdık. Şey, sarhoş bir şekilde evine götürmüş çoban olabilir mi? Acaba bu yerden sarhoş sevgisini aldı sonra kaza yaptılar yolda. Çoban? Yani. Belki çoban kendisidir diyorsun. Yok çoban seni şey. Seni seviyorum. Tular, ha ne diyor? Tülay geri dön. She holds dinosaurs fever. Behold, behold dinosaurs. Behold dinosaurs. Faker. Ne yapıyorsun ya? Adadan kaçma planları yapmış bence bu. Ya bu ne olduğunu sırtını bilmiyorum ama o psikopat yaptırmış işi. Bu yayı nerede? O da enteresan, güzel soru. Seni seviyorum Tülay geriden. Damaskus. No woman, no. Away from... Abi çok yaklaşıyorsunuz, being, son anda karışıyor. Being... Ne? Away from being a city. Away from... A city değil mi o? Evet. Okay. And... Small and it shall be a ruinous nerve head. Ne head? Be a curious head diyor. Çoban Allah be. Abi bu çok değişik bir kafa. Yürü bir tanem, yürü yürü. Çaktırma sen. Devam et. Yazsan yazsan. Esit de değil abi çay. Çoban İsa'ymış, sorunu içten çözmek gerekiyor abi. Tamam, iç muhabbetini kapatalım, yanıldık tamam. İçime bu kadar boya yapmış bir insan olabileceğini sanmıyorum. Ya onlar düşünceleri ise? Ya onlar düşünceleri ise? Çeviriyi yapalım. Abi bunlar adamın çobanları. Çoban paladine aşık, paladin Allah yolunda ilerleyen bir arkadaş. Keşiş var abi. Boya. Oğlum bu neyin kafası? Nasıl oyun yaptınız ya? Ne? Eğer kendi içimizse bunun ne deliği olduğu belli. Benim kavga edeceğim. Bir tane atlayacağız hep. Doğru. Niye? Doğru. Suya atlarken burnumu kapamam ki. Bilmiyorsun sanki. Aha. Ne o? Git git boğulmayalım. Aha. Ne o? Tabut mu? Piyano mu? Çalışma masası. Langırt. Langırt. Hastane sedyesi. Sedye. Hediye. Evet, serum. Yukarı çıkabiliyoruz demek ki. Suyun içinde direkler var. Aha yol. Bir dakika baksana şuraya. Nereye mi? Şuraya tabela var. Bu Brighton yolu mu işte bak bu bahsettiği yol. Portishead mi? Böyle şehir var ya oradan geliyor. Tamam burada bir şey yok. Başka
Yalnız grafikler çok iyiymiş harbiden ya. Bu altında kalsın. Arkadaşlar bir FPS problemi oluyor anlamadığım şekilde. Oyunun içerisinde bir şey sıkıntı olmamasına rağmen yayında bir şey takılıyor, saçmalıyor. OBS ile alakalı. Kedi ne yapıyor orada? Şu an tek dikkatimi çeken harbiden kedi ne yapıyor orada? Okay. Duruyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Bir dakika delik var, dur. Çıkabilecek miyiz? Mecbur. Ya kedilerin de dolancağı tuttu ha. Abi kendilerini öldürmeye çalış bence. Boğuluyordun az kalsın, gerçekliğe dönüyordun. Hastaneyi gördün. Ölünce uyanacaksın kesin. Aa mantıklı ha. Mantıklı. Abi yeni geldim olayları özetleyiver. Okey, yeni gelenler için ufak bir özet geçelim. Bir tane adadayız arkadaşlar. Bir gitme, bir gitme. Bir tane adadayız, tamam mı? Oyuna adada başlıyoruz. Bu adada çok güzel bir manzara var. Terk edilmiş, bizden başka kimse yok. Ve bir tane narrator var, yani dışarıdan hikaye anlatan bir adam var. Bize sürekli hikayeler anlatıyor. Anlattığı hikayede de şu an hiçbir şeyi anlamadık. Birleştiremedik yani. Bir şeyler anlatıyor ama birleştiremedik. Şimdi şey... Olay şu arkadaşlar, bir araba kazasından bahsediliyor. Bir burada survive etmeye çalışan bir tane çoban 3 ay sonra ölüyor. Çok geçmişte yaşayan bir çoban. Bir tane keşiş var. Niye? Ne bileyim, karışsın. Karışık zaten, karışık anlatıyorum. Bir tane keşiş var, ondan bahsediyor. Bizden bahsediyor, biz hastanede yatıyormuşuz. Böbrek taşımız varmış, sonra kayıp düşüp burada ayağımızı kırmışız, geri dönüyoruz. Hatta tekneler var, onlardan falan bahsediyor. Ama hiçbir şey ortalıkta yok. Mağaralara girdik, garip işaretler var, garip semboller var. Sen devam et. Cam kapalı, kedi düşemez. Aha çıktık galiba. Dolunayı gördüğümüze göre dışarı çıktık artık. Ben müzik girdiğine göre de. Aa! The moon over the Sanford Junction, headlights in your retinas. Üstünde, Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Artık martılarım uçuşa geçti ne demek ya? Hayatım elektrik bir diyagrama bağlı falan. Oraya mı gidiyorsun? Nereden geldik biz? Buradan geldik, buraya gittik. Okey arkadaşlar, kedi esprisi güzeldi ama kedi bir yere gitmedi. Oyunda sadece yürüyorsunuz arkadaşlar. Oyunda bir takılma, puzzle, bir şey yok. Yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Ve yaptığınız tercihler doğrultusunda hikayeye devam ediyor. Ve hikayeyi okuyarak hikayeyi yaşıyorsunuz aslında. Biz yaşadık mı? Hiçbir şey yaşamadık. Bak mumlar var ya. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Ağlayarak anlattı bunu. Bana hiç de sarhoş olmadığımı söyledi. Büyük ihtimalle bu şey. Evet. Büyük ihtimalle bu herif kaza yaptığında sarhoştu. Donnelly bunu kurtaran adam mı, buraya getiren adam mı bilmiyorum ama Donnelly'nin cesedi dediğine göre acaba Donnelly mi şofördü? Donnelly, hayır. Donnelly keşiş. Evet, keşiş. Donnelly keşiş, burada yaşayan keşiş. Ama burada cesedini
sürüklediğine göre adamın ve ağladığına göre sevdiği değer verdiği. Bir bak bakalım yine de. Bu ne? Ne bu? Evet, kadının fotoğrafı değil mi? Burada bir tane mağarada kadının fotoğrafı var. Enteresan. O kadın biz olabiliriz bu arada. Bu arada Esther bir bayan ismi. Dear Esther diye anlattığı zaman ya mektup yazıyordu ya video yapıyordur falan filan. Arabanın tekerlekleri. Şu ne? İkaz şişeyi mi? Okey, mumlar var. Geri gel bakayım. Başka bir şey yok. Arabanın kapısı mı var? Enteresan. Devam edelim. Sesiniz az geliyor. Gizem ablanınki gelmiyor. Gizem ablanınki gelmez çünkü Gizem abla diye birisi yok evde. Ama Sinem'in sesinin gelmesi için Sinem'in diye konuşmaması. Hall by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Ya ben anlamadım. Şimdi bu adam sarhoş olduğu için kaza yaptı diyelim. Hı hı. Sular niye bu adamları sürüklüyor? İşte bak şöyle bir metafor var, tamam mı? Bak, sular, tekneler, ada. Bu ayrı bir metaforun bir parçası. Diğer parçası da evlilik ya da işte şey, ilişki. Esther'la ilişkisi. Bak burada bir şey var. Yazı var. Geri gel. From. Tamam. Ne from? Heaven, bak bilmem ne, from heaven, tamam, from heaven, tahmin ederiz onu, from heaven, shone, shine, shone, shone ya o. Around, around him. Tamam. Bu shone o zaman. Shone olabilir mi? Bak bakayım. Bir tanem geçti. Ha, pardon. Shone değil. Ne o? O ne? Sehe o ne? Sron, shone. Ne olabilir ki? Evet. Neyse. Neyse, devam edeyim. Oynatmayacağım. Evet. Light, aynen. Light from heaven shine around him. Ay. Denedim. Bir dakika. Light from heaven shine around him, değil mi? Hı. Ya da shone acaba shine'ın ikinci hali mi? Stone olabilir. Doğru, stone. Ama cennetten ışık onun üzerine parladı gibi. Show. From here I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Shine'ın ikinci hali, Shane. Sean. Anladım, anladım. Shine'ın ikinci haliymiş. Ana karaya ulaşabilseydim diyor. Bak, mektuplardan tekneler yapmış. Arkadaşlar, bilen insanlara soruyorum. Gerçekten atladığımız çok büyük bir şey varsa spoiler vermeden yazabilir misiniz? Kaçırmayalım biz de.
Abi duvardaki resimler alkol formülü. Ciddi misiniz ya? Aha. On a sudden ya da or a sudden light from heaven shone around him. And he fell to the ground. A light from heaven. A light from heaven shone around him and he fell to the ground. Cennetten bir ışık ona düşmüş, parlamış ve adam yere düşmüş. Niye? Gidilmiyor mu? Gitmeye derim bakalım. Şu tarafa doğru bir yol var demiştim. Gidilmiyor. Sağa baksana öyle. Buradan nereye gidilir? Bence buraya gitmiyor. Gitmiyor. Şuradan yukarı çıkılıyor mu? Tamam çıkılmıyor. Bak şuradan yukarı çıkılıyor. Kaçırmışız. Kakaolu kekimi çayımı aldım. Seni izliyorum. Bir sinema filmi kadar zevkli seviyorum bu adamı. Teşekkür ederim. Jare. Jare. Eğer müsaaden varsa oyunun sonunu oyun bitince anlatacağım. Okey hasbi. Oyun bitince hep beraber anlarız. Ha deriz o zaman. Okey. Ben özellikle dediğim gibi plotu yani hikayeyi okumadım. Sadece oyunun tanımını okudum ki spoiler olmasın, bilmeyeyim, anlamayayım. Ki kanser olun hepiniz. Şaka yapıyorum tabii. Şimdi aynen devam ediyoruz. Abi size bir şey anlatırken o anlattığı şeylerle ilgili o anda etrafınızda bir sürü şeyler vardı. Onlara hiç dikkat edemeyiz. They resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. Moon has become unbearably bright. Nasıl yani? Ay ışığından neden rahatsız olasın ki? Ha bak al yuvar işaretleri oteldeki ötekilerde o da alkol aldığında al yuvarların patlamasını anlatıyor. Şimdi ışığa doğru gidiyorum. Aynen. Işığa doğru gidiyoruz. Olayımız bu. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Neyin kapısı abi bu? Şu ışığa gitsin. Değil mi? Sol taraf işte bir şey yok mu? Ha bak. And he was proceeding on his journey. Ben şimdi anladım yalnız. Bu ışıkların falan hiçbir önemi yok. Geri git, geri git. Burada mesaj var işte. Sam. Tam. And. And bilmem ne kam. And was come here. To. Bu ne ya? Tam.
Damaküs. Neydi? Herifin ismi. Neyse anlamı. And he... If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Nasıl abi, bu ada biz miyiz yani? Şimdi de ada mıyız? Ada olduk şimdi de. Ben bu adaya dönüştükçe diyor. And he was 3 days. Without sight. Yani 3 gündür göremiyordu. Buldum, adam manyak diyor. Neyse, az kaldı bence. Bak, ateş var. Ateş olduğu yerde mutlaka bir şey var. Bunu anladım artık. Işık varsa, ateş varsa burada bir şey var. Bent back like a nail, like a hangnail, like a drowning man clung onto the wheel, drunk and spiraled, washed onto the lost shore under a moon as fractured as a shattered wing. We cleave, we are flight and suspended, these wretched painkillers, this form inconstant. I will take flight. I will take flight. Ne alaka abi, ne flight ya? Ertelenmiş bir uçuş. Kayın altındaki kayıp bir kayıya uyumuş. Bu ne? Ne yazık? Ne var orada? Okey, devam edelim. Sola doğru. Ne diyor burada? And... And it came past... Blind with panic, deaf with the roar of the cage traffic, heart stopped on the road to Damascus. Paul sat at the roadside, hunched up like a gull, like a bloody gull. As useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone, blocking the traffic bound for Sanford and Exeter. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Bir dakika, bizim şoförümüz mü Paul? Böbrek bilmem nesi olan Paul. Paul biz miyiz acaba ya? Çünkü bak, hastalıklı herif büyük ihtimalle kalp krizi falan geçiriyor şeydeyken, arabadayken. Kazayı öyle yapıyor, sarhoş değil. Niye şoför? Araba kazasını başka mı yapıyor? Bilmiyorum. Paul Walker kesin.
Damaküs. Damaskus emin. Damaskus kim? Damaskus kim beyler? Damaskus. Bol çoban değil abi. Bol çoban mıydı ya? Hayır, Jacobson. I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jacobson? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn to you. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jacobson flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Yani. Come back. Ay kıyamam. Nereden anladın? Duymadım ben. Hocam siz bunları nereden anladınız? Ve şey ne yani? Ya bir dakika abi, bir dakika ya. Şunu okuyayım. Oyun trafik kazası geçiren bir çiftin hikayesini anlatıyor. Kadın ölmek üzereyken, bitkisel hayattayken kocası onun beynine giriyor ve ona son bir veda ediyor. Bak içindeymiş ama kadının içindeymiş. Yukarı beynindeymiş çıkarsa. Ama. Ondan özür diliyor. Ve bu arada da Azrail kadına Damaskus, Azrail'in şeyi herhalde ismi.
korkma seni alacağım vesaire vesaire diyor. En sonunda da adam kendini öldürerek kadının beyninden çıkıyor. Bu D-Rester diye anlattığı ve bizim yolculuk yaptığımız büyük ihtimalle adamın kendisi zaten. Biz kadının beynindeyiz. Ada formunda. Yok, kadına anlatıyor adam. Tamam, ada, işte D-Rester diye anlattığı kadının beyninde kadını anlatıyor işte. İn aşağı in. Beynine girmiyormuş. Kadın yoğun bakımdayken konuşuyor. Adam onu duyuyormuş. Okey. Biz aslında o zaman kadını yaşıyoruz ama yoğun bakımdaki bir kadına yaşıyoruz. Bir yukarı çıksana. Bak. Damaskus Şam şehrinin eski adı yanlış hatırlamıyorsam. Yine İncil'de geçen "As he was approaching Damascus on his mission, a light from heaven suddenly shone down around him" diye hatta. Aynısı vardı dağda. Biz ne bilelim abi, İncil bilmem etmem ben yani. Tamam, peki bir şey söyleyeceğim abi. Damaskus Şam'mış, tamam. Bir oyuna tekrar gelir misin? Tabii. Şimdi arkadaşlar. Evet. Hikaye çok güzel. En güzel hikaye falan. Ben mi aptalım abi? Benim şunu anlamanın imkanı yoktu ya. Ben bu oyunu oynasam. Aa. CSGO'ya gireyim falan derdim. Ne bileyim abi. Bu, ben bak edebiyat okudum, tamam mı? İngiliz edebiyat okudum. Ben anlamadım yani. Çok mu şey kaçırdım da anladım bilmiyorum. Yan yana çok mu koyamadım bilmiyorum ama fazla ağır değil mi şimdi? Bu bir oyun için fazla ağır. Oyuna devam et yazar mısın? Ana menüye dönelim. Tamam, başlattım. Bütün oyun bu, ben... Okey... Hayal Kulesi, Şamandıra... Mağaralar... Duyuyoruz. Abi bu oyuna kaç para verdin? 14 lira arkadaşlar. 14 lirayı... Bak... Google'a girer misin? 7 dolara... 14 lira... Önce kaç dolarmış? Onu bir hesaplayalım. Dolar yaz. Dolar yazan. 14 liraya bu oyunu almasaydım neler yapabilirdim? Ne, çok sevindin değil mi? Ne? Ne yapabilirim? Bakacağız işte. Lira. Tamam. Ne kadar bu 14? Calculator aç. Şuraya tıklayacağım. Calculator en üstte. 14 bölü 2.3. 6 dolar. 6 dolar ediyor arkadaş. 6 dolar vermişim buna. 6 dolara, tamam Google'da yaz bakalım. What can you buy with $6? Aynen. Aha. Bir dakika. 6 tane şey alabiliriz. 6 tane şey. Bir dakika. $5 diyelim, tamam mı? 5 dolar alalım. Yukarı çık. Yo, yukarı çık, yukarı çık. Onu five basar mısın? Dollars, aynen o. Ah, what can you get for $5 nowadays? Ne alabiliyormuşuz? Bir kahve ve gazete. Hayır, bunu kapat, bunu beğenmedim. Candy bars. Candy bars. Beğenmedim. Subway ride. Yok, beğenmedim. Burger. Beğenmedim. Size soruyorum arkadaşlar. Bir chat'e bakalım o zaman. Bir dakika. 5 liraya, 5, 14 liraya ne alabilirdik? Bir chat açsana şuradan. Ooo, çok ağır laf var orada. Ne diyor? Ha, ben de 5 dolar verip bu saksıya sub oldum. Onunla ne yapılırdı? Onu dur diyorsun. Dur, onu da şimdi şey yapacağız. Evet. 5 dolara siz de ne yapabilirdiniz? Aynen. Şimdi 5 dolara, 5 dolar değil ya. 6 14 dolar. Liraya ne yapabilirdiniz? 14 lira. Bir tane neyse. Ne oldu?
Pek açardın. Kandım. Evet. 30'lu kondom paketi. Kandım ne ya? Kondom paketi. Tavuk döner ayran. Başka bir oyun. Mantıklı. İskender kebap. 3 bira from Bursa mı? With love. Nerede yaşıyorsun? 14 liraya 3 bira nerede yaşıyorsun? 14 liraya 3 bira içersin. 33'lük alırsın. 3 bira. 28 gofret abi. 14 ekmek diyen arkadaşa katılıyorum. 14 TL'ye Adana'yı lahmacuna çekip yiyebilirdim. Uf. 14 lira olsam 3 tane ananas alırdım. 14 liram olsa gidip D-Rester alırdım. Fener'e üst oynardım. Abi ses çok kötü gidip geldiği için siz... Bak şimdi normalde bu ama ben uzakta duruyorum. Kamerada net olalım diye, o yüzden bağırmamız lazım ya da almıyor sesi. Yani bu seviyede konuşmamız lazım, tamam mı? Bu. Don't Starve Beta alabilirsin, sonra Euro Truck Sam olabilir, LoL'de RP olabilir. Bodrum'da 14 liraya anca bir bira alırsın, çok iyiymiş. Evet. Saksılığı bırakıp Sina Alda'ya çiçek alabilirdin, o da mantıklı. Bime git komple al. Bime git komple al, çok iyiymiş. Dear Esther alırdım. Arkadaşlar ben gerçekten oyundan daha fazla şey bekliyordum. Neden biliyor musunuz? Her şey çok güzel, atmosfer, hikaye falan filan ama bak, Shakespeare neden başarılı oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Shakespeare çok ağır temaları işlerken çok ufak beyinlere bile anlatabilecek şekilde işledi. Yani zamanında herkes A'dan Z'ye Shakespeare'in eserlerini anlayabildi. Ben çok mal mıyım bilmiyorum ama bu hikayeyi anlamadım abi ben. Ya bilmiyorum bende mi problem ama siz anlatmasanız bana böyle tam oturmamıştı hiçbir şey. Belki birkaç kez daha oynamam gerekiyordu. Ya da hızlı hızlı değil de böyle atmosferi görerek sağa sola bakarak falan oynasaydı daha mı çekici gelirdi? Bu da Lost gibi la, her şeyi hiç açıklamadan bitti AQ. Mantıklı. Evet. Benim isim Shakespeare olsa ben de ünlü olurdum. Mantıklı. Yalnız oyun Half-Life 2 modu ve adamlar sadece Half-Life 2 modunu oyun yaptı. Adamların özel bir hikaye yazmadılar. Bu arada oyunun motoru mu Half-Life 2 diyorsun bilmiyorum ama değil. Bunlar özel bir motorla yapmışlar bu stüdyo. Biraz araştırdım. Saygısızlık yapmak istemem ama sen malsın abi. Yo, problem yok. Bunu diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben 3 kez oynadım abi. Bak 3 kez oynayınca belki daha net anlıyor olabilirsin. Evet. Seksist olacak ama kadın yazmış zaten hikayeyi. Ne bekliyordun? Erkekler basit canlılar, anlayamayız. Adam çözdü abi olayı. Adam çözdü olayı. 14 liram olsa sevgilime hediye alırdım ama sevgilim yok. 14 liram da yok. Abi yazık ya. Legion is back. Kusura bakma. Umarım en kısa zamanda önce 14 liram, sonra sevgilin. Sonra bayağı fazla 14 liram olur. Abi yayında oynamasan oynardım bence abi. Yok ya, bakın bende şöyle bir problem var. Ben oha bu otlar neden sol tarafa doğru, bak sola doğru dönüyorlar. Demek rüzgar sağdan esiyor. Rüzgar sağdan esiyor. Böyle kafalarım, anlıyor musun? Her şeyden şüpheleniyorum. Fazla kurcalayınca da yanıyor. Zaten çok bir şey yok. O yüzden yapamıyorum ya. Neyse, sonuçta bu oyunu oylayalım. Kaç veriyorsun bu oyuna? 10 üzerinden. Bilmem. 10 üzerinden. Ya. Kaç? O nasıl ya? Merhaba, oyuna 10 üzerinden 3 veriyorum. 3. Ben de oyuna 5 veriyorum ben. 5 vermemin sebebi grafikleri falan çok güzel. Ben hikaye olarak aldım. Hikayesi çok güzel bence de verememişler bence. Hani basit insana aktaramamışlar. Yani oynayan insanlar edebiyatçı değil abi. 3 veren, 4 veren var. Tamam. 7 o da senin hatırın. 4,5. Ben 5 verdim. Sinem 3 verdi. Totalde 4 puan veriyoruz bu oyuna. Ve bizimle değil. Ve bizimle değilsin.
Dear Esther bizimle değilsin. O zaman ne yapalım? Counter Strike'a geçelim mi? Ben geleceğim. Niye? Niye ya?